Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlginç bir gelişme yaşandı. Bilindiği gibi aylar öncesinde Mustafa Varank, İngiltere'nin CIA'larla ilgilendiğini duyurmuştu. Bununla ilgili Oryx Bancorp'ta analiz haber servis edildi ve İngiltere'nin Bayraktar TB2'leri satın alacağı değil, kiralayacağı duyuruldu. Bununla ilgili savunma sanayi kaynaklarından Yusuf Akbaba şu değerlendirmeyi yapıyor. İngiltere'nin doğrudan alımdan ziyade kiralama yoluna gitmek istediğini duydum değerlendirmesinde bulunmuş. Haberin detaylarına bakalım. Oryx Bancorp'ta işler değişiyor. İngiltere'nin Bayraktar TB2 alım davası şeklinde 1 Aralık 2021 tarihinde Steen Mitzer ve Just Olymans imzalı haber servis ediliyor. Şu anda İngiltere Ordu Birlikleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne zaten çok sayıda insansız hava aracı hizmet ediyor. Büyük bir filo işletiyorlar. Bir başka insansız hava aracı sisteminin uzun bir istek listesinde öncülük olmayacağı ifade ediyor. Yani İngiltere'nin neden satın almayacağı burada açıklanıyor. İngiliz Silahlı Kuvvetleri bununla birlikte daha geniş bir perspektif karşılığında TB2'nin satın alınmasıyla ülkenin esnek ve daha uygun fiyatlı silah edinme yoluyla gelecekteki savaş zorluklarıyla yüzleşebilir cümlesi kullanılmış. Fakat İngiltere'de o kadar çok insansız hava aracı ve SİHA var ki dolayısıyla Bayraktar TB2 almalarına gerek yok. Sitedeki cümleye baktığımızda Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2021 yılı Ekim ayı ortasında İngiltere'nin Türk İHA'ları ile ciddi şekilde ilgilendiğini belirterek Birleşik Krallık Türk insansız hava araçları ile ilgileniyor. Artık karar vermeleri gerekiyor. Biz de onlara seçenek sunduk. Şu anda bu seçenekleri ciddi olarak düşünüyorlar açıklamasında bulundu. Fakat Mustafa Varank'ın açıklamaları Türkiye dışında haber olmadı veya çok az haber oldu şeklinde sitede cümle kullanılmış. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde şu anda insansız hava araçları rolünde özellikle MQ-9A Reaper filosu zaten kullanılıyor. MQ-9A'lar 2024'ten itibaren 16 MQ-9B Predator RG-1 ile değiştirilecek. 16 RG-1 ile beraber yani MQ-9B'nin Sky Guardian'ın silahlı versiyonu ile birlikte İngiltere dünyanın dört bir yanındaki mevcut Birleşik Krallık askeri operasyonlarını desteklemek için yeterli sayıda CIA'ya zaten sahip. Yine bunun dışında sitede şu cümle kullanılmış. Birleşik Krallık yine 3 Predator RG-1 ve 3 yer kontrol istasyonu ve destek ekipmanı için toplam 82 milyon dolar ödedi ABD'den. Bunların teslimatı bekleniyor. Aslında Predator'ların Bayram Store 2 füzeleriyle donatılması da bekleniyor. Tam donanımlı bir Bayraktar TB2'nin üretim maliyetiyle kıyaslandığında İngilizlerin oldukça zararda olduğu da ifade edilmiş. Bir Bayram Stone 2 füzesinin maliyeti TB2'yi silahlandıran Mamle mühimmatının yaklaşık olarak 5 katı. Mamle 25 bin dolarken İngilizlerin füzesi 126 bin dolar, geliştirme maliyetleri hariç şeklinde de not düşülmüş. Daha fazla karşılaştırma için FAS 2020'de 13 Bayraktar TB2 ve 4 yer kontrol istasyonu ve bir simülatör ve ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılımı için Türkiye'ye 70 milyon ABD doları ödedi. Yani 13 tane insansız hava aracını 70 milyona sattık. Bunun kaynağı ne derseniz FAS devlet basınında bu kaynağı burada servis etmişler. TB2'nin 27 saat havada kalması, Predator'ın 40 saat havada kalmasına göre düşünüldüğünde İngilizlerin neden Predator'ı seçtiğini gösteriyor cümlesi kullanılmış. Yukarıda belirtilen gerekçe göz önüne alındığında İngiltere'nin Bayraktar TB2 satın almak için son 4 Predator RG-1'ı satın almaktan vazgeçmesi olası değildir. 4 Predator'ın satın alınması İngiltere'ye 110 milyon dolara mal olacak. Dolayısıyla İngiltere zaten yüklü miktarda SİHA siparişi verdi. Bu nedenle Bayraktar TB2 ekonomik bir seçenek olarak kiralayabilir cümlesi kullanılmış. MQ-9 Reaper'ların 1 saatte 3620 ABD dolarına mal olduğu da ifade edilmiş. Bir F-16 bilindiği gibi yaklaşık olarak 20 bin dolar. Bu da sitede hatırlatılıyor. Yani sitede yazan işin özeti İngiltere'de zaten SİHA var. Yeni SİHA siparişleri de verildi. Daha fazla maliyet yapmak istemiyorlar. Sitede TB3 ile ilgili de
bilgiler servis edilmiş, daha esnek ve uygun fiyatlı silahların satın alınması yoluyla mevcut yetenekleri genişletme arzusu İngilizlerin başka bir Türk insansız hava araçlarına ilgisini gösterebilir. O da Bayraktar TB3 en başından itibaren uçak gemilerinden iniş kalkış için geliştiriliyor cümlesi kullanılmış. Dolayısıyla Kraliyet Donanması'nın 2 Queen Elizabeth sınıfı uçak gemisinden çok az veya hiç değişiklik gerekmeden uçabilir şeklinde haberler devam ediyor. Bu haber de bu şekildeydi. Kardeş ülke Azerbaycan'da şehit olan 14 askerimiz için cenaze töreni düzenleniyor. Törene Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katılıyor. Törende şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu alana getirilirken daha sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesinin ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştığını, silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ediyor. İlginç bir gelişme yaşandı. Orta Afrika Cumhuriyeti Üniversitelerinde Rus dilinin zorunlu ders olacağı duyuruldu. Putin'le Orta Afrika Cumhuriyeti arasında anlaşmanın imzalandığı ifade ediliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şu duyuruyu yapıyor. Silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza Kaplan aracımızın yeni teslimatlarının yapıldığı ifade ediliyor. Bir önceki videomuzda da haberini yapmıştık. Tekrar edelim. Libya Başbakanı tekrardan aday olabilecek. Kendisi mahkemeye başvurmuştu ve mahkeme kendisini haklı buldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı aday olarak Dibeybe'yi tekrar göreceğiz. Libya'da şeffaf, adil ve inanılmaz bir seçim. Herhangi bir Libya vatandaşı doğuda ve güneyde Hafter tarafından kontrol edilen oy merkezlerinde silahlı milislerin tehdidi altındayken oy vermek için kendini güvende ve özgür hissedebilir mi şeklinde Libyalı uzmandan tepki açıklaması geliyor. İngiliz basınından haber görmektesiniz. Vladimir Putin'e Demir Lady karakteri gösteriliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya sınırına yakın bir bölgede tanka binmiş durumda